Yunus Emre Sözleri. Bilmeyen bizi ne bilsin, bizi bilenlere selam olsun. Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Ücretsiz video düzenleme programı VSTC Free Video Editor ile izlemiş olduğunuz videodaki gibi şiir okumaları, atasözü ve deyim açıklamaları gibi çalışmaları nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Programı açtım. Video simgesine tıklıyorum. Arka plan videomu seçiyorum. Aç diyorum. İmleç konumundan diyor. Yani şu hizadan itibaren yükleyecek. Tamam diyorum. Videomu yükledim. Yunus Emre resmini almak için resim simgesine tıklıyorum. Yunus Emre resmini seçip aç diyorum. Yine aynı şekilde imleç konumundan diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bunu onun sonuna ekledi. Bir üst katmana alacağız bunu. Onun için diğerini faremizin sol tuşuyla alt katmana indirip Yunus Emre resminin videonun üzerinde olmasını sağlıyoruz. Şöyle en başa gelelim. Şimdi burada Yunus Emre resmi büyük. Onu biz seçtikten sonra köşelerinden farenin sol tuşuyla basılı tutarak orantılı bir şekilde küçük küçültebiliriz. Boyutlandırmayı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi yazı yazacağım. T harfine tıklıyorum. Metin seçiyorum. Yine imleç konumundan diyor. Tamam diyorum. Burada bir tane metin kutusu çiziyorum. Şöyle ortalı çizelim. Yunus Emre sözleri yazacağım buraya. Tıklıyorum. Daha sonra büyük harfi açıyorum. Yunus Emre. Enter tuşuna basıyorum. Aşağı iniyorum. Bir daha basıyorum. Sözleri diyorum. Burada metnimizi seçtikten sonra düzenleyici kısmına tıklıyorum. Burada metnin özelliklerini ayarlayacağımız bir panel geldi. Yazımızın boyutu 36. Ben bunu aşağı ok işaretine tıklayarak 72 yapıyorum. Daha sonra düzenleyici kısmına tekrar geliyorum. Paragraf kısmına geliyorum. Buradan yazıyı ortala diyorum. Bu şekilde yazımızı tamamladık. Yazı videonun sonuna kadar olmayacağı için şöyle sonundan tutuyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Burada bitecek yazımız. Şimdi bunun üzerine fade in fade out efekti ekleyeceğim. Bunun için düzenleyici kısmına geliyorum. Video efektleri kısmına geliyorum. Saydamlık kısmına geliyorum. Açılmayı seçiyorum. İmleç konumundan itibaren ekleyeceğim. Tamam diyorum. Şu anda imleç konumundan itibaren ekledi ve yazımız kayboldu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş açılacak. Şöyle ön izlemesini bir görelim. Şimdi bunun boyutu biraz kısa olduğu için hızlı açıldı. Ben bunun biraz boyutunu uzatıyorum. Tekrardan deniyorum. Evet, şimdi biraz daha yavaş oldu. Bunu sahne kısmında izlersek şöyle en başa alıyorum. Tekrar oynatıyorum. Evet, şu anda geldi. Şimdi kürsürüm bu noktada iken burada tam geldi. Bu noktadan itibaren de sönükleşme sağlayacağım. Tekrardan düzenleyici kısmına geliyorum. Video efektleri kısmına geliyorum. Saydamlık kısmından kararmayı seçiyorum bu sefer. Yine imleç konumundan itibaren diyorum. Tamam diyorum. Buradaki efektimizin boyu kısa oldu. Bunu biraz şöyle sol tarafa yanaştırıp daha sonra sona kadar da bunu uzatabiliriz. Bizim son bitiş noktamız burası. Şimdi oynatıyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi tekrardan eğer ki aynı efekti biz kullanacaksak buradaki metni seçiyorum. Ctrl C ile kopyala diyorum ve Ctrl V ile yapıştır diyorum. Şimdi metin iki kısmını onun yanına getirip yapıştırıyorum. Buradaki metni Google'dan hazır olarak kopyaladığımız Yunus Emre sözleri varsa onu buraya yapıştırıyorum. Metin 2'deyken kopyaladığım metni geliyorum burada tıklıyorum. Burayı siliyorum. Daha sonra Ctrl V ile buraya yapıştırıyorum. Bu yazımızı daha sonra küçültüyorum. Ctrl A ile hepsini seçip düzenleyici kısmına gelip yazımızın boyutunu şöyle 48 yapabilirim. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır. Yine bu yazımızı da biraz daha aşağıya alabiliriz. Enter tuşuyla aşağıya alıyorum. Şöyle oynatalım görelim. Şimdi arka plana fon müziği ve kendi sesimi ekleyeceğim. Bunun için müzik simgesine tıklıyorum. Buradan kaydımı ve enstrümantal alıyorum. Aç diyorum. Şu anda ikisini de aldım. Şöyle sürükleyip alt tarafa
bırakıyorum arka plana. Bunu buraya getiriyorum. Ve bunu da yine aynı şekilde ses katmanını alıyorum. Tabii benim sesim burada bitiyor. Dolayısıyla buradaki çalışmayı da bu hizaya getirebiliriz. Şimdi arka fon müziğinin sesini kısacağız. Bunun için enstrümental katmanını seçiyorum. Görünüm kısmından özellikler penceresini açıyorum. Buradan ses düzeyini seçiyorum ve -15 yapıyorum. Tamamdır. Oynatıyorum. Yunus Emre sözleri. Bilmeyen bizi ne bilsin, bizi bilenlere selam olsun. Evet, bu şekilde arkadaşlar, burada örnek bir çalışma yaptık. Tabii ki burada siz kendi projenize göre yazıların süresini, sesin yüksekliğini tamamen özelleştirebilirsiniz. Burada işlemimiz bittikten sonra video olarak çıktı alacağız. Projeyi dışa aktar kısmını seçiyorum. Buradan web kısmını seçiyorum. Yine burada YouTube için, Instagram için, Facebook için hangisi için istiyorsanız o formatlarda çıktı alabilirsiniz. Ben web için seçtikten sonra burada ayarlamaları var. Codec RAW video, ham video diyor yani. Çıktı dosyası da H264 MP4 arkadaşlar. Şu anda en güncel formatımız bu. Diğerlerini de isterseniz ayarlayabilirsiniz. Bunun çıktısını profil olarak 720 var. 4K Ultra var. Tabii 4K'yı seçtiğiniz zaman H265'i seçmeniz gerekiyor. H264'ler Full HD için. Yine profili düzenle diyerek kendimize özel bir profil de buradan oluşturabiliriz. Buradan çıkıyorum. Daha sonra tekrardan projeyi dışa aktar kısmına geliyorum. Projeyi dışa aktar seçeneğini seçiyorum. Gelen ekrana devam diyorum. Ve şu anda çıktı alma işlemi başladı. YouTube'a yüklemek ister misiniz diyor. Hayır diyorum. Şu anda çıktığımızı aldık arkadaşlar. Çıktı dosyalarını videolarımın içine gönderiyor. Tabi burada isterseniz de hangi klasörü istiyorsanız oraya renderını alabilirsiniz. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.